Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al Halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to the grandchildren of Ottoman will be the leaders of the world again. This video was suggested by UmerHan42. Tashakkur, thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Graphic, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So we'll get started with the video in just a couple of seconds. And at the end of the video, I'll share with you guys any observation, comments, and reactions. So if you want to see that, then please stay until the end. With that said, now let's get started. Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu bir kadro hareketidir. Bu harekette ben diye bir kelime yoktur. Biz vardır. Bu hareketin her bir ferdi ülkesine, milletine aidiyet duyar. So nice. Bu hareketin her ferdi bu toprakların hamuruyla yoğrulmuştur. Her hareket önündeki engelleri, zorlukları ve barikatları aşma konusunda kendine bir örnek seçer. Kendine rol model olarak bir lider seçer. Biz şanslıydık. Çünkü kader bizim gençliğimizde sadece bize örnek olacak değil, dünyaya örnek olacak bir lideri karşımıza çıkarttı. Bu kişi, tarihin bize hediyesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başkanımızın öğrencisi olarak kabul ediyoruz. Biz bu okuldan çok şey öğrendik. Korkmamayı öğrendik. Yiğitliği öğrendik. Kararlılığı öğrendik. Yedi düvel bir araya gelse sadece Allah bize yeter deyip yola devam etmeyi öğrendik. Dik durmayı sizden öğrendik Sayın Cumhurbaşkanım. İnanıyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah 2023'e kadar binlerce yeni Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek. 2053'e kadar Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. 2071'e kadar yüz binlerce Alparslanlar yetişecek. Ve Osmanlı'nın torunları yeniden dünya lideri olacak, yeni Türkiye'yi inşa edecek. Umutsuzluk yok. Bizim inancımızda bezginlik yok. Biz inanıyorsak mutlak galibiz. Biz diyoruz ki Allah bize yeter kardeşlerim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Ülkemiz için birçok yeniliğe ve birçok esere imza attınız. Davos'ta ümmetin onurlu duruşunu siz sergilediniz. Yol medeniyettir dediniz. Ülkenin dört bir tarafına yollar götürdünüz. Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Fakirin fukaranın yanında oldunuz. Sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanına elinizi uzattınız. Dünyada zulümden kaçan her kişinin ümidi oldunuz. Ülkenizi, inancınızı, değerlerinizi her şeyin üstünde tuttunuz. Ülkenize ve mazlumlara ayırdığınız vakit dolayısıyla ailenizi, çocuklarınızı ihmal ettiniz. Kendinize vakit ayıramadınız. Siz bu fedakarlıkları yaparken büyüyen Türkiye'den korkan dış güçler onların maşaları paralel yapı ve baronlar ile muhalefet el birliği yapıp her seçimde sizi yenmek için bir araya geldi. Her türlü tezgahı
iftirayı size attılar. Güçleri yetmedi. Size güçleri yetmeyen şer odaklar ailenize, çocuklarınıza dil uzattılar. Yalan, iftira ve nefret dolu algı operasyonları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanım, itiraf ediyoruz ki bizler sizlere bu saldırılar yapılırken size karşı görevimizi yerine getiremedik. Sizin ümmeti ve dava kardeşlerinizi savunduğunuz gibi biz sizi savunamadık. Bu şer odaklarına karşı bir ruh duvarı oluşturmakta eksik kaldık. Borçluyuz size. Bundan sonra arkamızda daha dinamik bir gençlik göreceksiniz. Size ve ailenize uzanan her dile bundan sonra demokrasinin bize sağladığı güvenceler içinde hukuk dışına çıkmaksızın cevaplarını vereceğiz. Toplum içinde, sosyal medyada sizi biz savunacağız. Size uzanan dillerin dersini biz vereceğiz. Salondaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızın önünde söz istiyorum. Hazır mısınız? Bugünden sonra toplum içinde, sosyal medyada hazır olacak mısınız? Hazır olacak mısınız? Rabbim bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Rabbim bu ülkenin üzerindeki kara bulutları en kısa zamanda dağıtsın. Rabbim bize Osmanlı torunu olarak dedelerimizin zaferlerini nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim size güç versin. Rabbim size zaferler ihsan eylesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Gururluyum. Zira karşımda Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunlarını gördüğüm için gururluyum. Karşımda dinamik bir cumhuriyet neslini gördüğüm için gururluyum. Bu gençlik tarihi. That's a beautiful speech, and I agree with him. Erdogan has done quite a bit for Turkey. Like he said, you know, he's always been there to help the poor. He built the nation to some extent, right? Like I said, you know, he got rid of the debt for IMF, and he has done multiple other things in Turkey as well as outside of Turkey by helping, for example, in Iraq, as well as in Syria, and, you know, helping the refugees of Palestine, and also, you know, in Africa, and as well as I believe they had like some part in Afghanistan too. So, you know, wherever, for example, people need help, they try to give the help. And if they've kept so many refugees in the country too, right? And that put a lot of pressure on the economy. But alhamdulillah, you know, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them because they're trying to do good. Allah subhanahu wa ta'ala is on their side, right? We have to keep in mind that Musa alayhi salam didn't get drowned by the water. Yunus alayhi salam, he was in the belly of the whale, but Allah subhanahu wa ta'ala took him out, and I believe Ibrahim alayhi salam, the fire didn't burn him. So it was all because Allah subhanahu wa ta'ala was with them, right, protecting them. And similarly for us, even though if the whole world is against us, sometimes we feel there's a lot of pressure, but as long as Allah subhanahu wa ta'ala is with us, that's sufficient enough. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, tashakkur. Thank you very much. Tehrimakai say shukran for all your love and support, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.